Herkese merhaba. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nin düzenlemiş olduğu Anamet Kütüphane konuşmalarına hoş geldiniz. Ben İrem Ünal. Anamet Kütüphanesi'nde birim kütüphanecisi olarak çalışıyorum. Bugünkü etkinliğimizin başlığı Göz Alabildiğine İstanbul 5 Asırdan Manzaralar. Konuşmacılarımız ise Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı. Konuşmanın moderasyonunu ise Zeynep Çelik üstlenecektir. Meşer'in Göz Alabildiğine İstanbul 5 Asırdan Manzaralar sergisinde şehrin zengin bir görsel kayda niteliğindeki geniş açılı İstanbul manzaralarını gösteren tablolardan gravürlere, nadir kitaplardan albümlere, panoramik fotoğraflardan yadigar İstanbul objelerine yüzün üzerinde eser yer alıyor. Küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın, proje danışmanlığını Bahattin Öztuncay'ın üstlendiği Ömer Koç koleksiyonunda yer alan çeşitli nadide eserlerden oluşan sergi, İstanbul'un Osmanlı payitahtı olduğu 15. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan bir zaman dilimini kapsıyor. Moderatörlüğü Zeynep Çelik tarafından yapılacak bu buluşmada sergi içeriği, sergileme biçimleri, araştırma süreci, sergi kataloğu ve çağrışımlar başlığıyla gerçekleştirilen sergi etkinliği üzerine konuşulacak. Konuşmacılarımızla ilgili birkaç bilgi vererek sözü Zeynep Çelik'e teslim edeceğim. Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin, kuruluşundan bu yana Vehbi Koç Vakfı'nın sergi mekanı Meşer'de küratör olarak görev yapıyorlar. Kurumun güncel sergisi Göz Alabildiğine İstanbul 5 Asırdan Manzaralar ve 2020 yılında açılan Alexis Grichenko İstanbul Yılları sergilerinin küratörlüğünü üstlendiler. Eş zamanlı olarak birçok Meşer yayınının editörlüğünü yaptılar. 2019'dan önce ise Anamet'te sergi, etkinlik ve sergi yayınlarından sorumlu galeri küratörleri olarak çalışıyorlardı. Zeynep Çelik, Columbia Üniversitesi'nde Sakıp Sabancı Misafir Profesörü ve New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Distinguished Emerita Profesördür. Çalışmaları özellikle 19. ve 20. yüzyıl kent tarihi, sömürgecilik, oryantalizm, modernite konularına yoğunlaşmaktadır. Aralarında Guggenheim ve Vehbi Koç ödülü de olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüştür. Avrupa Şarkı Bilmez son kitabıdır. Son olarak dinleyicilerimize birkaç teknik bilgi vermek isterim. Mikrofon ve kameralarınız otomatik olarak kapalıdır. Sorularınız varsa soruları chat kısmına yazabilirsiniz. Soru cevap bölümünde bu sorular Zeynep Çelik tarafından konuşmacılarımıza iletilecektir. Şimdi sözü Zeynep Hanım'a veriyorum. Herkese iyi dinletiler dilerim. Çok teşekkürler İrem Hanım. Herkese hoş geldiniz. Hemen sorulara geçeyim Şeyda ve Ebru Hanımlara. Sergi açılalı aşağı yukarı 6 ay oluyor. Kısaca bu serginin içeriğinden söz eder misiniz? Bunu şöyle görelim. Sergiyi gezmiş olanlara bir hatırlatma. Henüz görmeyenleri de kapanmadan ziyaret etmeleri için teşvik olarak düşünelim. Lütfen. Teşekkürler Zeynep Hocam. Ben de İrem kısaca bahsetmiş oldu aslında serginin içeriğinden. Birazcık açalım biz de o özeti. Biraz sergiden fotoğraflarla birlikte aktarmak isterim içeriği. Bir ekran paylaşayım öncelikle izin. Şu an görebiliyorsunuz değil mi? Tam ekranda. Tamam. Sergimiz Göz Alabildiğine İstanbul. Meşer'de 20 Eylül 2023 tarihinde açtık sergiyi. İstanbul'un panoramik ve geniş açılı temsillerinden, tasvirlerinden oluşuyor sergi. Tamamı Ömer Koç koleksiyonundan hazırladığımız bir seçki sunuyoruz. İrem de bahsetti, nadir kitaplar, gravürler, yağlı boya tablolar, sulu boya çizimler, fotoğraf albümleri, hatıra objeleri gibi çok çeşitli malzemelerden İstanbul tasvirleri sergiliyoruz. Bu İstanbul temsillerinin üretenlerin çoğunu batılı kimseler. 5 asır boyunca
İstanbul'u bir uçtan bir uca izleme imkanı veriyor bu Batılıların gözünden bir seyir imkanı sonu sergi. Kimileri en erken tarihli baskı, günümüze ulaşmış tek nüsha ve yağ döneminin öncü örnekleri bu eserler. Yaklaşık 100 eserden bahsediyoruz seçkide. Bir kısmı da İstanbul'da ilk defa sergileniyor. Ben bu sırada birkaç galeri fotoğrafını da paylaşayım. Özellikle çizimlerde bazı hayali unsurlar olsa da İstanbul'un geçirdiği dönüşümlere, çok kültürlü yapısına, gündelik yaşamına ait izleri görmek mümkün. Biz sergide şu an görsellerden de gördüğünüz üzere kronolojik bir izlek sunmuyoruz. Ya da malzemeye, tekniğe dayalı bir tasnif şeklinde sergiyi hazırlamadık. O yönde bir kürasyon seçmedik. Bu konuyu zaten ilerleyen konuşmanın ilerleyen dakikalarında da biraz açarız. Birkaç görselle de tamamlamış olayım. Kısaca bu şekilde açıklayabilirim sergiyi. Şimdi bu sergiyi hazırlarken çok büyük bir araştırma sürecinden geçtiniz. Bu süreç üzerinde biraz açıklama yapar mısınız? Bu arada serginin ana fikirlerinden de bahsederseniz yerinde olur. Tabii ki araştırma sürecinden başlayayım. Şeyden de bahsettiği gibi 100'den fazla eseri bir araya getirdik göz alabildiğine İstanbul sergisinde. Ve araştırma süreci bir yıldan biraz daha uzun bir zaman aldı. Ve aslında isterdik ki daha da uzun zamanımız olsun. Bizim için oldukça yoğun bir araştırma dönemiydi. Bu sergi aslında bir stil olarak 2020 yılında bu yana gündemimizdeydi. Yani 2020 yılından açılışına kadar hep gündemimizde olan bir sergiydi. O dönem Meşer'in direktörü olan Bahattin Öztuncay ve ekiple birlikte sergi programı üstünde çalışırken Bahattin Bey'in bir önerisi olarak geldi aslında bu öneri, bu fikir önümüze. Ve Bahattin Bey tabii koleksiyonu çok iyi tanıdığı için sayıca ne kadar fazla kıymetli ve nadir eserin bulunduğunu çok iyi biliyordu. Ki Bahattin Öztuncay zaten başta da belirttiğimiz gibi serginin danışmanlığını da üstlendi. Kendisi bir fotoğraf tarihçisi ve özellikle koleksiyondaki fotoğraflar hakkında çok önemli bir bilgisi vardı. Konu İstanbul olunca şehre panoramik ve geniş açıda bir bakış söz konusu olunca tabii heyecanlandık. Hemen ön araştırmalara başladık ve ilk baktığımız yer tabii ki yazılı kaynaklar oldu. Bu yazılı kaynaklarda şehrin panoramik ve geniş manzaraları hakkında günümüze kadar hangi araştırmaların yapıldığını, neler yayımlandığını bir taradık. Ve bu noktada Ömer Koç koleksiyonundaki basılı malzemelerin envanteri diyebileceğimiz 5 ciltlik bir yayın temel kaynaklarımızdan bir tanesi oldu. Onun da başlığını almadan geçmeyelim. Impressions of Istanbul, Voyage to Istanbul. Voyage to Constantinople. Voyage to Constantinople. Bu projede şanslı olduğumuz bir nokta vardı aslında küratörler olarak. Bunu da söyleyelim. Eserlerin hemen hemen hepsinin orijinallerini daha araştırma sürecinde görebildik. Bu gerçekten büyük bir avantajdı. Ve bunun sebebi de tabii tek ve erişebildiğimiz bir koleksiyondan sergi yapmanın avantajıydı bu. Çünkü geçmişteki bazı sergilerimizde özellikle yurt dışından gelen eserleri çok uzun süre yalnızca yazılı kaynaklarda ya da dijital kopyalarda gördük. Yani fotoğraflar olarak gördük. Ve bazılarını ancak galeriye asılacakları zaman görme şansımız oldu. Ancak Türkiye'ye ulaştılar. Fakat ne kadar tabii yüksek çözünürlükte fotoğraf görürsek görelim, orijinallerini görmek kadar kıymetli olmuyor. Onun yerini tutmuyor. Bunda tabii görebildik o eserleri. Dolayısıyla eserlerin ruhunu, işte çerçevelerini, arkalarını, altlarını görme şansımız oldu.
Ve okuduklarımızı, gördüklerimizi değerlendirdiğimizde, onları harmanladığımızda bazı temaların öne çıktığını fark ettik. Örneğin yüzyıllar boyunca işte şehre dair ilk intiba hep denizden edinilmişti. Denizden ilk İstanbul görülmüştü. Ya da görsel tasvirlerde hayal ürünü unsurları fark ettik. Bunlar öne çıktı. Ve böylece tematik bir kürasyon yapmanın çok daha doyurucu olacağına karar verdik. Anlatıyı da bu şekilde kurduk. Tabii sergi sürecini anlattım ama bizde yayın süreci de aslında sergi süreciyle, araştırma süreciyle çok eş zamanlı gidiyor. Yayınların da genelde editörlüğünü üstleniyoruz eğer küratörlüğünü yapıyorsak. Eş zamanlı gitmesi tabii hatta bazen sergi takviminin önüne geçiyor. Daha önceliklendiriyoruz kitap takvimini çünkü bizim yayınlarımız her zaman sergiyle birlikte, serginin açılışıyla birlikte hazır oluyorlar. Okuyucuyla buluşmaya hazır oluyorlar. Dolayısıyla matbaaya çok daha öncesinden gitmemiz gerekiyor yayınlarımızı. Ve kitabı tabii hazırlarken araştırma sürecinde sevgili Zeynep Çelik'e, Zeynep Hoca'ya katalog için bir yazı yazması davetinde bulunduk. Kendisi de sağ olsun kabul etti. O da projeye dahil oldu. Özgün bir yazı hazırladı kitap için. Onun projeye dahil olmasıyla da yepyeni bir katman eklendi. O da edebiyattı. Hem kendi yazısı edebiyatla buluşturdu sergideki eserleri hem de sergide alıntılara yer verdik. Ben şimdilik bu kadar hani bir araştırma sürecini anlatmış olayım. Belki şeyden de ekleyecek. Ben de Zeynep Çelik'in yazısıyla birlikte aslında kütüphane bağlantısından bahsetmek gerekirse özellikle Anamet Kütüphanesi'nden çok destek aldık bu aşamada. İrem ve Çiğdem Yıldırım'ın destekleri sayesinde pek çok kitaba hızla ulaştık. Aslında tüm sergilerde haliyle bir kütüphane mesaisi oluyor bu kaçınılmaz ve çok önemli bir aşama. Ama çok da bahsedilmeyen bir aşama aslında. Kütüphaneler sergilerin önemli paydaşları. Pek bahsedilmese de. Şimdi sözü açılmışken ben de bundan bahsetmek istedim. Özellikle Anamet Kütüphanesi'ne de İrem'e da çok teşekkürler. Pek çok lokasyondan kitapları bize ulaştırdılar, yardımcı oldular. Teşekkürler. Üçüncü soruya geçelim. Ben burada özür dileyerek Zeynep Hanım ricamı iletip topu tekrar size vereyim. Bizim için de çok büyük zevkti. Tabii ki kütüphaneler bunun için var. Her daim destek olmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz deyip tekrar sözü size bırakıyorum. Şimdi yine kütüphane ile ilgili olarak ben de iki kelime ekleyeyim bari. Sizler konuşurken düşündüm, keşke kütüphanede de bir özel sergiyle ilgili küçük bir sergi yapılsaydı da o kitaplar her gelenlere gösterilebilseydi, ilgilerini çekebilirdi diye düşünüyorum ama bir dahaki projeye artık. Şimdi ben bir ileriki soruma geçmek istiyorum. Bu serginin biçimiyle ilgili. Şimdi Meşer'in mekanı çok güzel ama hiç de kolay bir mekan değil. Neden bunu söylüyorum? Girişi biraz zor. Lobisi yok. Girince hemen o merdiven var ve birkaç kata yayılmış olması. Bütün bu zorluklar sizi etkiledi mi sergiyi düşünürken? Bu konuda biraz bu konudan biraz bahsederseniz çok iyi olur. Nerelere götürdü? Yani bazen böyle kısıtlamaların sonuçları daha iyi olabiliyor, daha yaratıcı sonuçlara götürebiliyor. Onu merak ediyorum. Ve bir başka soru yine mekanla ilgili, şehirsel mekan oluyor bu. İstiklal Caddesi üzerinde bir vitrininiz olması nasıl etkiledi sergiyi sunmanızı? Ama bir de zorluk var yani İstiklal Caddesi'nden o küçük yokuşu inmek de biraz bulmaca çözer gibi. Bunlardan bahsederseniz çok memnun oluruz. En başta Meşer'in binası arterden
daha sonra açılan bir kurum olarak aslında yıllardır sergi mekanı olarak kullanılan bir bina ama dönüştürülmüş, yani sergi alanına dönüştürülmüş. Çok iyi bir restorasyon sonrası alanına dönüştürülmüş bir bina. O yüzden asıl kullanım amacı yapılırken elbette o olmadığı için bazı zorluklarla karşılaşıyoruz tabii ki sergileri hazırlarken, varken. İşte girişimiz eksi birinci kattan, yani bizim için eksi birinci kat ama kendiler için, meşer ziyaretçileri, izleyiciler için yan sokaktan bir girişimiz var, İstiklal Caddesi'nden. Ne yazık ki ziyaretçi kabul edemiyoruz. Diğer taraftan içeri girdikten sonra bir karşılama alanı var. Orası aslında meşere girdikten sonra, artık binayı izleyici girdikten sonra bir sergi için küçük bir tanıtım, başlangıç sonrasında üst kata çıktığımızda yine mekansal farklılıklardan söz edebiliriz. Çok yüksek tavanlar, dar bir koridor diyebileceğimiz bir alan. Orası özellikle tüm sergilerde, orada ne sergileyeceğimiz hep bir düşünme noktası oluyor bizim için. Diğer katlar işte alan katlara bölünmüş durumda. Haliyle bir adeta bir konu bölünmesi yaratıyormuş. Doğal bir konu bölünmesi yaratıyormuş gibi bir beklenti doğuruyor. Yani hikayeyi birbirine bağlamak gerekiyor bir şekilde sergiler okurken. Ve diğer katlardaki işte aslında farklı işte daralan alanlar, alçalan tavanlar diye devam edebiliriz. Bunlar sergiyi kurarken düşündüğümüz şeyler. Biz tabii ki tüm eserleri inceledikten sonra bir anlatı kuruyoruz. Hangi eser neyle yan yana olacak, karşılıklı olacak, hangisi diğerini nasıl tamamlayacak diye. Bu sergi içinde kronolojik olmayan, bahsettiğim, önce de söz ettiğim gibi tekniğe, malzemeye dayanmayan, birbirini tamamladığını düşündüğümüz dönemler arası, tarihler arası bakışlar sunan bir kurguda hazırladık sergiyi. Ama bizim anlatımız mekansal kısıtlar nedeniyle tamamlanmış, sürekliliğini sağlamamız gerekiyor. Burada direktörümüz Nilüfer Konuk, serginin de tasarımcısı. Bununla o zaten uzun yıllar bu binada çalıştı ve binayı da çok iyi tanıdığı için sergi açısından da çok tecrübeli olduğu için onun önerdiği uygulamalarla sergiyi son haline getiriyoruz. Bu bahsettiğimiz, sizin de dediğiniz, kimi zaman dezavantaj olabilecek yönleri bazen avantaja çeviriyoruz ya da dönüştürüyoruz. Finansal konuda söyleyebileceklerim bunlar. İstersen vitrin içinde Esra, sana söyleyeyim sözü. Tabii. Vitrinlerden önce bizim yine her sergide ekipte, yani Nilüfer Hanım'la da birlikte tasarım bakımından da kafa yorduğumuz bir başka alan var. Nişler. Katlar arasındaki nişler. Onlar binanın orijinal özellikleri. Yani çok özel, şık, binaya özgü şeyler ama her sergide düşünürüz. Kapatsak mı, açsak mı, onları kullansak mı nişleri? Ve kullanırsak içlerini ne sergilesek? Bildiğini İstanbul üzerinde sergiyle bağlantılı ama yine de kendi başına bir özelliği olan bir aks olarak kullandık biz bu nişleri ve onlara seyahat posterlerini yerleştirdik. 6 tane seyahat posteri yerleştirdik. Ve bu nişlerin böylece sergideki eserlerle biraz konuşması, biraz diyalog halinde olmasını sağlamaya çalıştık. Çünkü İstanbul'a seyahat hani hep bir denizle başlamıştı, deniz seyahatiyle başlamıştı ve zamanla demir yolculuklarına evrilmişti, demir yolu yolculuklarına evrilmişti. Böylece seyyahlarla, İstanbul'a seyahatle, İstanbul'u görme arzusuyla nişleri konuşturmaya çalıştık bu posterlerle. Bunu bir belki eklemek iyi olabilir, binanın
kısıtlarından ve avantajlarından bahsederken. Bitirin diyecek olursak da bitirin bizim için tabii çok önemli bir alan. Çünkü İstiklal Caddesi gibi şehrin kalbinin attığı bir yerde büyük bir vitrinimiz var ve bütün diyaloğumuz yani günün her saati kalabalık olan bu caddedeki bütün diyaloğumuzu aslında ilk olarak tabii ki vitrinle başlatıyoruz. O yüzden orada çekici bir şeyler göstermek, insanları içeri davet edecek şeyler göstermek her zaman bizim için bir konu başlığıdır. Ve sergi konusu açığa çıktığından bu yana çıkar çıkmaz hakikaten düşünmeye başlarız. Bitimde ne olabilir? İzleyicileri içeri nasıl davet edebiliriz? Ve tabii sadece izleyicileri içeri davet etmek etmeli, aynı zamanda sergi hakkında doğru da bir mesaj vermeli. Bu sergi özelinde de oraya bir ekran yerleştirdik. Çünkü vitrine yerleştireceğimiz bir eser ya da iki eser serginin tamamına, serginin geri kalanına değil. Belki biraz haksızlık olabilirdi. Çünkü 100 eserin de hakikaten çoğunluğu çok nadir eserler ve bir daha bir araya gelmeyecek eserler. Böyle bir özelliği var bir de bu serginin. Dolayısıyla oradaki ekranda bir hani loop halinde sürekli bir döngüde birçok eseri ekranda göstermek çok daha hakkaniyetli geldi bize. Hem de hani serginin çok klasik bir İstanbul sergisi olmadığını biraz daha hani çağdaş yöntemleri kullanarak göstermeye çalıştığımızda da böyle işaret etmeye çalıştık. Dolayısıyla vitrini hakikaten böyle fazlasıyla kafa yorduğumuz bir alan bizim için. Diyaloğumuzun ilk başladığı alan. Ve Zeynep Hocam bahsettiğiniz gibi İstiklal'de olmak hem avantaj hem de dezavantaj. Çünkü gündemin nabzını tutan bir cadde burası. Tabii kalabalık olması caddenin bizim için avantaj. Bu izleyici sayımızı, insanlara ulaşma derecemizi olumlu yönde etkiliyor. Fakat gündemde olumsuz bir durum varsa da ilk önce İstiklal Caddesi'nde bunu hissediyoruz. Şu an İstiklal, daha doğrusu uzunca bir süre İstiklal Caddesi'nde caddesinden ziyaretçi kabul edemememizin sebebi de aslında şehirde, ülkede ve dünyada artan güvenlik önlemleri. Dolayısıyla ziyaretçilerimizin o küçük küçük inip meşere yan kapıdan girmesi gerekiyor. Dediğim gibi avantajları da var, dezavantajları da var. Bunları hep her zaman avantaja çevirmeye çalışıyoruz diyelim. Çok güzel. Şimdi bundan sonraki sorum biraz çevresiyle ilgili serginin. Şimdi çok ilginç bir şey oldu. Göz alabildiğine İstanbul, tek İstanbul sergisi değil, aynı zamanda Pera Müzesi'nde benzer bir sergi açıldı. Galata'daki Rum Okulu'nda daha küçük ama yine panoramalarla ilgili bir sergi açıldı. İş Bankası'nın da İstanbul üzerine bir küçük bir sergisi açıldı. Şimdi bir acayip kalabalıklaşma oldu burada. Bunlar birbirlerini tamamlayan sergiler diye düşünüyorum ama bu konuda size söz vermek istiyorum. Benzerlikleri ne, farklılıkları ne sizin serginizle bu diğer sergilerin? Evet, dediğiniz gibi İstanbul konulu sergilerin zamanlamasında büyük tesadüfler oldu. Bazılarını duyduğumuz zaman biz de şaşırdık. Yani bunlar bizim de şaşırdığımız kesişmeler oldu. Tabii öncesinden haberini aldık ve "Aa, siz de mi çalışıyorsunuz?" dediğimiz sergiler oldu. Belki bu biraz da zamanın ruhuyla ilgili. Yani hakikaten böyle bir zamanda yani İstanbul'un belki nasıl diyelim... kıymetinin daha iyi anlaşıldığı ya da anlatılmaya çalışıldığı bir zaman olabilir. Kısacası böyle bir zamanın ruhu olduğunu kendi aramızda düşündük. Yani İstanbul tabii her zaman ilgi çeken bir şehir, her zaman araştırılan bir şehir. Ama bence bu 2023-24 yıllarındaki İstanbul sergilerinin çoğunluğu da tarihe geçecek diye düşünüyorum. Yani bir not olarak. Zaten ikisinin adını siz zikrettiniz hali hazırda. Mayıs ayındaydı sanırım. Mayıs ayında Rum Okulu'nda Aziz İstanbul sergisi açıldı.
Doktor Fani Maria Hanım ve Hülya Bilgin'in küratörlüğünde açıldı bu sergi. 20 Eylül'de zaten biz açıldık. Gözala Bilgin'e İstanbul Meşal'de. Ekim ayında Pera Müzesi'nde tam yerinden başlıklı sergi açıldı. Tam yerinden İstanbul'a panoramik bakışın tarihi. Onun da küratörlüğünü Çiğdem Kafesioğlu, Mehmet Kental ve Bahat Hanım üstlendiler. Bu isimleri de analım. Ve biz açıldıktan çok kısa süre sonra da komşu bir yeni kurum açıldı. Onun da İstanbul temalı bir süreli sergisi vardı. İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde İstanbul'un resmi başlıklı bir sergi açıldı. Küratörü Gül İlapoğlu'ydu. Ve aslında sanırım hepsinden de önce Salt'ta başka kayda rastlanmadı. Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi isimli bir sergi açıldı. Yani hep böyle İstanbul çevresinde dönen sergiler açıldı ve Beyoğlu, yani hepsinin baktığımızda Beyoğlu, Cihangir. Yani yine şehrin kültür ve sanatın kalbinde açıldı hepsi. Bunlarla özellikle ikisiyle, Pera Müzesi'ndeki tam yerinden sergisiyle ve Rum Okulu'ndaki Aziz İstanbul sergisiyle elbette daha fazla benzeştiğimizi fark ettik. Çünkü bu iki sergide yine panoramik bakışı konu ediniyordu kendine. Aslında bunlar güzel tesadüfler, güzel kesişmeler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sergiler yer yer birbirlerini tamamladılar. Ve sergilediğimiz eserlerin bir kısmı da birbirleriyle kesişti. Ya da sergilediğimiz isimler birbirleriyle kesişti. Aynı sanatçının farklı bir eserini Pera Müzesi'nde görebildik mesela. Ya da Pera Müzesi'nde Barker'ın günlüğünü görebildik. İzleyiciler orada onu okuyabildiler. Böyle birbirine çok güzel tamamlamalar oldu. O yüzden aslında memnunuz. Bir yandan Rum Okulu'ndaki panoramik bir bakışı o da odağına alsa da biraz daha ayrıştı bu iki sergiden, Pera'daki ve Meşale'deki sergiden. Orada çünkü Martinos Vakfı koleksiyonlarından İstanbul resimlerle Saadberk Hanım Müzesi'ndeki kilise eşyalarından bir seçki. O başka bir bakış açısı getirdi. Aslında bu bir zenginlik oldu. Bir yandan birbirini tamamladı. Kesişmeler de birbirini zenginleştirdi diye düşünüyoruz. Fakat ayrışmalarda işte bakış açıları, yani bizim bakış açımızda Pera Müzesi'nin bakış açısının farkı ortaya çıktı. Belki bunu da ilerleyen sorularda biraz daha açarız. Çok güzel. Hakikaten ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir yandan da tarihçi olarak aklımda bir soru var. Ne kadar ilgili de bilemeyeceğim bu olayla. Fakat Osmanlı tarihçilerinde ve özellikle mimari ve şehir tarihçilerinde bir İstanbul tutkusu var. Ve İstanbul merkeziyetçiliği var. Bu da yavaş yavaş eleştirilmeye başlandı. Acaba diyorum bu İstanbul çoğunluğunun bu tutkuyla Osmanlı tarihçilerinin tutkusu, hele de 19. yüzyıl, yani bıktık usandık 19. yüzyıl İstanbul'undan, en azından ben bıktım usandım. Bu İstanbul merkeziyetçiliğiyle sergilerin, dört sergi, beş sergi söylediniz değil mi İstanbul'la ilgili? Bir Evet. bağlantısı var mı? Tabii İstanbul'da olduğu için bu sergiler, bunu açıklamak kolay. Ama düşünüyorum, bir yandan da çok güzel bir Ankara sergisi hazırlanmıştı. Vakıf'ta. Onun İstanbul'daki yankısı sıfır gibi değil mi? Ben pek izleyemedim. Hani bu böyle bir çeşit İstanbul taşracılığı da çıkıyor mu ortaya diye bir kritik soru sorayım istedim. Bunu soruyu kendime soruyorum. Belki izleyicilere soruyorum. Sizden cevap vermenizi beklemiyorum. Ama kataloğa geçmek istiyorum. Sergiye eşlik eden kataloğa çok uğraştınız. Bu kataloğun özelliklerinden bahsedebilir miyiz? Evet, ben yine ekran paylaşayım isterseniz katalogdan da biraz görüntüler göstermek istiyorum.
Tamam. Kataloğu sergiyle Esra'nın bahsettiği gibi sergiyle eş zamanlı olarak yayıma hazırladık. Kataloğun sergiyi tamamen takip etmesini, onun bir ünlü olduğunu yansıtmayı önemsiyoruz açıkçası. Öncelikle yazılarda Esra'nın birlikte kaleme aldığımız sergiyi tanıtan, bağlamını açıklayan kısa bir yazımız var. Ve Zeynep Hocam sizin de, Zeynep Çelik'in de yazdığı edebiyatla, özellikle yerli bakışla, bu batılı gözlerini diyeceğim şimdi, tasvirlerini buluşturan, yeni bir diyalog öneren yazınız çok kıymetli, önemsediğimiz bir yazı katalog açısından. Diğer konu da sergideki tüm eserlerin katalogda yer alması ama aslında sergiyi yansıtacak şekilde. Bu tabii düşündüğümüz, tartıştığımız nasıl sergiyi aktarırız da okuyucuların sergiyi görmeseler de takip edebilecekleri bir formatına sokabiliriz diye düşündüğümüz bir konu. Özellikle biz sergiyle eş zamanlı yayınladığımız için sergiden, galeriden görüntüleri kataloğa dahil edemiyoruz ne yazık ki. Onu isterdik ki galeri görüntüleri de girsin. Ama eş zamanlı yayınlayınca olmuyor. Bunun yerine üstelik aslında bunun yerine demeden önce sergide de eserleri kronolojik olmayan malzeme, teknik birliktelikleriyle, gruplandırmalarıyla sergilemediğimiz için okuyucuları zorlayabileceğini düşündüğümüz bir eserden diğerine geçerken takipte güçlük çıkabileceğini düşündüm. O nedenle kat ayrımlarını kısaca da bir sergideki yaklaşımımızı anlatacak çok özet bir metinle birlikte kitaba taşıdık. Aynı zamanda eserlerin haliyle panoramik eserlerden bahsediyoruz. Geniş açılı eserlerden bahsediyoruz. Kitabın boyutu da elbette bizim için önemli bir konu. Meşer'de daha önce çalışmadığımız bir boyutu çalışmaya karar verdik bunun için. Yatay bir yayına evrildi kitap fiziksel olarak. Ve panoramaların olabildiğince büyük şekilde görünmesi, o detayların bakılabiliyor olması da bizim için önemliydi. O nedenle katlanmış sayfalar ekledik. Kitabın tasarımcısı Yeşim Demir Kröl de bu açılan sayfaların matematiğini, çünkü bu ciddi bir hesap gerektiriyor. Onun matematiğini çok güzel kurdu. Ve kitapta aynı zamanda eserlerle birlikte açıklama metinleri var. Bu metinler uzmanları tarafından yazılmış metinler ve neredeyse her eser için kısa ve olabildiğince objektif ama sadece tanıtım içeren olabildiğince detaylar veren metinler bunlar. Yazarları da Sven Becker, Bahattin Öztuncay, Claude Pinning ve ne yazık ki aramızda olmayan Brian Elevi'nin yazıları bunlar. Aslında o çalışma, bunların uzun yıllardır zaten çalıştıkları konular olmaları nedeniyle bu eser bilgilerinin bizim için erişilebilir olması hem sergiyi hem kitabı aslında hazırlayabilmek, yani bu süre içerisinde hazırlayabilmek için çok kıymetliydi. Ve aynı zamanda söylemem gerekiyor ki işte içerik olarak olabildiğince eserler, çünkü burada kitapta aslında en zorlandığımız şey Türkçe'ye çevirisi oldu. Bunu da söylemem iyi olur da. Çünkü yayıncılık açısından daha önce Türkçe yayınlandığını pek görmediğimiz kitapların
terminolojisini oturtmak gerekiyordu. Bu da uğraştığımız önemli, çok dikkatli olmamız gereken noktalardan bir tanesi elbette. Bir de Eylül ayında açtık sergiyi. Yazın en sıcak günlerinde kitabı yayıma hazırlayan Defne Karakaya'nın dikkatli gözleri sayesinde bir dizin de hazırlayabildik. Dizinin olmasını da özellikle bu gibi yayınlarda çok önemsiyoruz. Bir güzel haber verebilirim bir de. Kitabın aslında çok az sayıda elimizde kaldı bu kitaptan şu an. İkinci baskıyı da hazırladık. Yakın bir zamanda Meşale ikinci baskısı da edinilebilir olacak. Çok güzel, çok sevindirici bir haber bu. Şimdi bundan sonra şu çağrışımlar panelini konuşsak diye düşünüyorum. Ocak ayında biraz da maceracı bir etkinliğe kalkıştık. Ve özel bir panel yaptık. Panelin teması pek geleneksel bir tema değil. Bu temadan katılımcılardan ve de yankılarından biraz bahsedebilir misiniz? Özellikle konuşmacılar çok değişik yerlerden geldikleri için birbirlerini nasıl tamamladılar? Sergiye nasıl bir katkıları oldu? Bunlar bana ilginç konular gibi geliyor. Yani söylediğim gibi çağrışımlar bizim için çok özel bir etkinlik oldu. Baştan o planlama hatırlıyorum ve sonlandırdığımız gün, yani planlamayı sonlandırdığımız gün çok net hatırlıyorum. Zeynep Çelik de bizimle birlikteydi. Sağ olsun, onun da çok katkıları oldu bize. Biz aslında böyle çok samimi bir merakla yola çıktık. O merakımız da farklı disiplinlerden uzmanlar bu sergiden ne aldılar? Bu serginin onlarda yarattığı çağrışım ne oldu? Bu merakla yola çıktık. Belki hani bu bakımdan biraz, nasıl diyelim, geleneksel olmayan bir etkinlik oldu. Çünkü sergide benimsediğimiz yaklaşım gibi aslında çok fazla, hani nasıl diyelim, nasıl ki sergide izleyiciye bir yorum alanı bırakmaya çalıştıysak, burada da davetli konuşmacılarımıza olabildiğince özgürlük vermeye çalıştık ve onlara sadece bu serginin size bıraktığı çağrışım ne oldu sorusunu sorduk. Yaptığımız tek kısıt onlara zaman kısıtıydı. Belli bir zamanda, 20 dakika gibi bir sürede bizimle çağrışımlarını paylaşmalarını rica ettik. Ve en baştan beri bu etkinliği biz hibrit ya da online yapmamak konusunda çok kararlıydık. Artık pandemi sonrası dünyada fiziksel olarak bu kıymetli isimlerle, zaten şu an ekranda da gördüğünüz, hepsi kendi alanında uzman, o kıymetli isimlerle bir araya gelmek, fiziksel olarak o alanı paylaşmak istedik. Anamet Auditorium'unda gerçekleşmişti bu arada etkinliğimiz. Gördüğünüz üzere aslında isimleri edebiyat, fotoğraf, sahne sanatları, müzik, tarih ve çağdaş sanat alanlarından 6 isme davet gönderdik. Ve ne şanslıyız ki onlar da bizi kırmadılar. Ve hem konuşmacı oldular ve hem de zaten etkinlik gününden önce sıkışık programlarında zaman yarattılar ve sergiyi biz küratörlerle de gezdiler. Dolayısıyla onlarla galeride de paylaşımlarımız oldu. Biraz çağrışımlarını birazcık önceden dinleme önceliğimiz oldu diyeyim. Ve Anamet'teki etkinlik gününde de hakikaten salon onların işte onları dinlemek, onları görmek isteyen insanlarla dolup dolup boşaldı adeta gün boyunca. Dinleyiciler değişti ya da zaten gelen insanların çoğunun bütün gün bizimle kaldığını da fark ettik. Dolayısıyla böyle çok verimli bir etkinlik olduğunu hissettik biz düzenleyiciler olarak diyeyim. Ve tabii 6 konuşmacının yanında Zeynep Çelik de bir kapanış konuşması yaptı. Ve bütün konuşmaları aslında biraz daha iyi topladı ve özetledi bize günün sonunda. Yani şeyi sordunuz Zeynep Hanım, bu sergiye ne kattı ya da nasıl bir birliktelik, nasıl bir sinerji oldu diyelim.
Aslında bu farklı alanlardaki uzmanlardan çağrışımlarını dinleyerek bence hem biz yani hem sergi ve yayın ekibi ya da meşer ekibi hem de dinleyiciler çok ilham aldıklarını düşündüm. Düşünmemin sebebi de aslında kişilerin bunu bize direkt söylemeleri, böyle geri bildirimler aldık. Ve aslında bu konuşmalar çok güzel bir şekilde birbirini tamamlamış oldu. Örneğin etkinliğin ilk konuşmasını Latife Tekin gerçekleştirmişti ve edebiyat alanından baktı tabii ki. Edebiyat bakımından değerlendirdi sergiyi. Ve o konuşmasında sadece İstanbul'a özgü bazı seslerden bahsetti ya da şehre dair bazı seslerden bahsetti. Daha sonra Cem Behar'ın sergiye baktığı müzik perspektifinden iyice artık sesleri açmış, detaylandırmış olduk. Ve Gülşen Mustafa'nın sosyal medyaya odaklandığı konuşmasında da işte Instagram'da kullanılan bazı böyle nostaljik İstanbul şarkıları ya da işte müzikler bizi biraz gülümsetti. Hani böyle bu şekilde aslında ilk konuşma ile son konuşma, işte bütün konuşmalar bir şekilde birbirlerine bağlanmış oldular. Müzik bunun sadece bir örneğiydi. Ve dinleyicilerden de, izleyicilerden de hep olumlu tepkiler aldık. Hatta kaçırdığını işte söyleyenler oldu bize yüz yüze konuştuğumuzda. Biz de etkinliğin kaydı YouTube'da var deyince hani sevindiklerini çok gördük. Böyle çok insanla karşılaştık. Çağrışımları böyle özetledik. Yani böyle unutamadığımız bir etkinlik olacaktır o. Çünkü bu isimlerin bir daha bir araya gelmesi zor. Takvimlerinin uyuması zor. Aynı mekanda onları toparlayabilmek zor. Böyle bir konu hani bu kadar özgür oldukları bir alan belki başka alanlarda yaratmak zor. O yüzden memnunuz çağrışımların yarattığı çağrışımlardan değil. Ben de büyük keyif aldım o günden. Keşke bitmesi diye bir duygu da geldi üzerime. Ama şimdi son soruyu sorarken izleyicilerin gerek çağrışımlara gerek de sergiye tepkisi ne oldu? Ama burada hem olumlu hem olumsuz konuları konuşalım. Evet, özellikle bu sorunuza birkaç kişisel gözlemimle aslında cevap vermek istiyorum. Öncelikle sergiye gelen bu izleyici evini bulmak istiyor. Herkes evini, okulunu, görebildikleri yerlerde tanıdığı binayı, tanıdığı yeri, bölgeyi tespit etmek istiyor. Böyle bir konu var öncelikle. Kendisinden İstanbul'u görmek istiyor belki de öncelikle. Tabii her imgenin gerçek olduğuna dair bir ön kabul de var. Ki bu kırmak çok zor, bu ön kabulü. Diğer konuda çağrışımlar etkinliğimizde de çokça sözü geçti. Ah güzel İstanbul düşüncesi, nerede o eski İstanbul'umuz gibi yorumları sıkça almamız. Bu sergiyi hazırlarken de bizim aslında dikkat etmek istediğimiz, bir denge kurmak istediğimiz bir yaklaşımdı. Kaçınılmaz bir şekilde böyle bir beklenti doğuyor, bir daha doğrusu geçmişe özlem hissi açığa çıkıyor. Bu İstanbul tasvirlerine bakınca. Ama bir taraftan da örneğin Barkır gibi o yerinden İstanbul'u göstermek için hazırlanmış çizimleri gören kişiler ya da diğer eski 19. yüzyıl fotoğraflarını gören kişiler İstanbul ne kadar kalabalıkmış, aslında o zaman da kalabalıkmış. Gibi yorumları tekrar alıyoruz. Aslında bu nostalji, geçmişe olan özlem konusunu biraz uzaklaşmak için, bu duygudan uzaklaşabilmek için biz sizin de yazınızdan ilhamla bazı köşe taşları, yani duvarlara
dahil ettiğiniz sergide, galeride görebileceğiniz duvarlarda bazı alıntılar yer alıyor. Bu alıntılar bizim için aslında işte İstanbullu kişilerin ya da bazı batılı kişiler tarafından da yazılmış sözler de var kitabımızda. Onların ifadeleriyle İstanbul'un biraz bu çelişkili yönlerine de değindiğimiz bazı sözler taşıdık. Zaten yani yangına nasıl bir nostalji duyulabilir ki? O çizimlerin olduğu bölümde Şükufe Nihal'in yangın şiirinden bir bölüm yerleştirdik. Bu da işte bu kıyamet dediği işte çok güçlü bir anlatımı var bu şiirde yangınla ilgili. Bir diğer konu yine duvarlardan aslında duvar yazılımından bahsetmişken duvarlarda daha fazla açıklama olsaydı gibi yorumlar alıyoruz. Bu hem kurumsal hem de küratöryel bir karar, yaklaşım aslında. Sergi broşürlerinde biz izleyicilere bir izlek sunuyoruz. Bunun dışında duvarlarda yazılarla bilgiler vermek tercih ettiğimiz bir yaklaşım değil. Çünkü didaktik bir yönü olmasından kaçınıyoruz. Sergi özelinde de, pek çok sergimiz özelinde de. Bunun kurgusu, şu an konuştuğumuz serginin kurgusu da bu şekildeydi. İzleyiciye yoruma açık bir alan tanımak istiyoruz. Bu görüntüler, bu temsilleri gördüklerinde kendi yorumlarını, kendi çağrışımlarını kurmalarını diliyoruz. Bir sergi sonuçta hazırladığımız bir sergi ve onun imkanlarını kullanarak bir anlatı sunuyoruz. Çok güzel. Didaktik olmamayı seçmeniz bilinçli bir karardı. Ve bunun karşısında izleyicilerin kendi hayal gücünü kullanaraktan, kendi bilgilerini, kendi yaşamlarını ekleyerekten sergiyi yorumlaması gerçekten bence çok değerli bir yaklaşım. Şimdi Aslında bir nokta ekleyeceğiniz bir... daha, evet. Hem şeyde ayda ek olsun, bir de bir nokta daha var. Hani biraz daha kendimizi eleştirelim, hep böyle iyi güzel dedik. Hani biraz daha o noktaları açalım. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Yani şeyden de bahsettiği gibi bizim bakış açımız biraz daha o izleyiciye alan açan bir şeydi ki bundan biraz çağrışımlar panelini anlatırken de bahsetmiştim. Nasıl ki sergide işte izleyicilere alan açmaya çalıştıysak davetlilere de böyle bir özgürlük sunmaya çalıştık etkinlikte. Bu alanda aslında yani bizim tematik kurgulamamızın da sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü biz de şu an 15. yüzyıldan bir İstanbul tasviriyle 19. yüzyıldan bir İstanbul tasvirini yan yana görmek mümkün. Dolayısıyla izleyiciler kıyaslayabilir, karşılaştırabilir, benzerliklerini bulabilir. Biz aslında bunu istedik sergide ve İstanbul tasvirlerinin hepsini gerçekten biricik eserler olarak davrandık. İster bu bir işte kitaptaki çizim olsun, ister kocaman bir yağlı boya tablo olsun. Onlara tarihi bir eser gözüyle baktık. Bu şekilde yaklaştık. Bir de yine hani burada tabii biraz da tamamladıklarından bahsetmiştim yine geçmiş sorularda sergilerin birbirlerini. Tam yerinden sergisinde, Pera'daki sergide Bahat Hanma'nın Panorama'da bu işte eserleri, yapıları işaretlemesi, mimari yapıları işaretlemesi çok değerli bir katkı ve bizim sergimizi çok tamamlayan, bizim sergimizin amacının dışında fakat hani meraklıların oradan bu işte yapıların hangileri olduğunu öğrenebileceği çok çok kıymetli bir katkı olduğunu düşünüyorum ve düşünüyoruz ekipçe. Dolayısıyla hani sergiler farklı amaçlarla kurulmuş, farklı bakış açılarıyla kurulmuş ve biz bunun hani en baştan beri farkındaydık dediğimiz gibi bizim amacımız
Hani daha didaktik olmayan, daha izleyiciye böyle özgürlük sunan bir alan kurmak istememizdi. Buradan bir diğer mesela sık aldığımız soruları şöyle bir taradım. Yani bize ne soruluyor? Hani çünkü hafif bir şeyle soruluyor bunlar. Bu sorular böyle hafif bir eleştiri tarzında. Mesela neden sadece Batılıların bakış açısını görüyoruz bu sergide? Neden sadece Batılıların elinden çıkan İstanbul tasvirleri var? Biraz oryantalist mi bu sergi gibi hani böyle hafif kinayeli sorular gelebiliyor. Şimdi bunun aslında birden çok sebebi var. Yani en başta tabii şehrin görsel temsilleri ağırlıklı olarak Batılılar tarafından üretilmiş. Özellikle geniş açılı ve panoramik olanlar diyelim. Daha çok yani sayıca daha çok üretilmiş. Ve tabii biz tek bir koleksiyondaki geniş açılı ve panoramik İstanbul temsillerine bakıyoruz. Ve hakikaten çok ağırlıklı olarak Batılıların elinden çıkmış bundan. Elbette doğuda da yapılmıştır. Doğu medeniyetleri için de İstanbul çok kıymetli, çok cazibeli bir şehir. Onlar da elbette ürettiler. Ve bundan da bir sergi çıkabilir. Fakat bu ancak başka bir serginin konusu olabilir. Bu şekilde yanıtlıyoruz örneğin bize soran izleyicilerimize. Ve keşke aslında bu sergiden ilhamla öyle bir sergi de yapılsa. Çünkü biz sergilerimizde bazı alanlar işaretliyoruz. İlgililer, araştırmacılar aslında o yollardan ilerleyebilirler. Bu her zaman bize çok büyük keyif veriyor. Fakat biz daha odaklı bir sergi yapabilmek için koleksiyonda ağırlıklı olarak batılı bakıştan eserler gördüğümüz için bu yönde bir derleme yaptık. Bu da bilinçli bir karardı. Bu da hem aldığımız bir eleştiriyi söyleyip hem de bu soru bize geldiğinde verdiğimiz cevapla böyle anlamış olayım. Çok güzel. Başka ekleyeceğiniz bir konu var mı Şeyda? Sizin? Yoksa sorulara geçelim. Şimdi sorular gelmeye başladı. Gelmeye başladı. Evet. Şimdi ilk soru serginin çok güzel olduğunu söylüyor. Teşekkür ederiz hep birlikte. Yalnız sergi künyesinde çevirmen ismine yer verilmemesi dikkatimi çekti. Bu neden diyor. Ben hatırladığım kadarıyla bir tutarlılık yoktu bunda. Mesela Aronajin'in adı verilmişti diye düşünüyorum. Şöyle konuyu anlatayım ben. Sergi künyesinde duvarda çevirmen ismini görmemiş olmalarını güzel bir soru. Buna dikkat etmiş olmalarını sevindim. Çeviri konusu birkaç kez elden geçtiği için duvara taşıyamasak da sergi broşürlerinde aynı metinler var. Yani duvarda görülen metinlerin aynıları ve daha fazlası zaten. Serginin broşürlerinde var ve çevirmenlerin ismi o broşürlerde yazıyor. O yüzden çevirmenlerin ismini unuttuğumuz düşünülmesin. Sadece onun vakti ve elden geçme aşamaları neyi nasıl daha detaylı ve dikkatli belirtmek istediğimiz için basılı olan malzemede yer verdik. Teşekkürler soruları için de. Şimdi ikinci soru Mehmet Kentel'den teşekkür ediyor. Gayet nazik bir şekilde. Ah, şimdi benimle tabii biliyordum çatışacağını Mehmet'in. İstanbul'a yoğunlaşma konusunda diyor ki haklı da tabii. O kadar çok malzeme var ki herkes bunu yapıyor diyor. Yani birçok araştırmacı İstanbul'a yöneliyor. Doğru, haklı, ona bir şey demiyorum ama bence biraz fazla ipin ucu kaçtı bu konuda. Çok tekrarlar da oluyor Mehmet, bunu sen de gayet iyi biliyorsun. İkinci yorumu çok 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 ilginç. Sermayenin ve koleksiyonların niteliğine bakmamız lazım. Bu sergiler nereden geldi? Bir takım insanların koleksiyonlarından geldi ve onların da demek ki seçimi İstanbul'a yönelik. Ben gidiğimde ne bileyim ben Diyarbakır'ın üzerine yoğunlaşayım diyen kaç kişi var acaba? Bu çok doğru.
Tabii bir de yıllığımız var. İstanbul'un her yıl İstanbul üzerine yazılmış orijinal yazıları basan bir yıldık. Bu da çok önemli. Teşekkür ederiz biz de size bu yıllığa devam ettiğiniz için. Hakikaten İstanbul'un merkezde olmasını açıklıyor bütün bunlar. Başka sorular bekliyoruz. Biraz daha bekleyeceğim. Teşekkürler Mehmet notun için. Evet, Evet. hakikaten çok güzel, akıllıca düşünülmüş güzel bir yorum yaptınız Mehmet. Başka soru gelmiyor. Halbuki biz çok soru alacağımızı tahmin etmiştik. O zaman ben tekrar İrem'e sözü vereyim. Geldi dedi ki soru. Geldi mi? Ha, geldim. Peki biraz. Sergi bitmeden küratörlü gezi olacak mı? Evet olacak. Bunları ilan edeceğiz. Hem web sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından küratörlü türlerimiz olacak. Yine Mehmet. Didaktiklik konusunda biraz daha konuşsak, tartışsak diyor. İzleyicinin çağrışımlarını bırakmanın İstanbul'a ana bakma biçimi olan nostaljiye davet ettiğinden endişe ediyorum. Siz ne dersiniz? Yani gözlemlerimden hani bugüne kadar verdiğim turlardan ve galerideki rehber arkadaşlarımla olan diyalogumuzdan sanki şöyle düşünüyorum. Nostaljiye değil de insanlar biraz daha benzerlikleri görmeye meylediyorlar eserleri gördükleri zaman. Şu anlamda işte diyelim Karbonyan, Kömürciyan'ın eseri hemen geldi aklıma ya da Canli'nin işte İstanbul geniş panoraması geldi aklıma. İşte şehir o kadar çatılar işte sıkışık birbirine bitişik hakikaten böyle bayağı kalabalık büyük kaotik bir şehir olduğu sanki resimden dışarı çıkan bir gerçek gibi oluyor bu tür eserlerde. O yüzden İnsanlar genelde şöyle diyorlar. Aa o zaman da çok kalabalıkmış galiba. Hani aa o zaman da çok insan varmış ya da aldığımız yerleştirdiğimiz birkaç alıntıda da böyle şeyler var. Sanki böyle gezerken daha benzerlikleri bugünle geçmişin benzerliklerini görmeye daha meylediyorlar gibi bir hissim var benim. Ama nostaljiye yani sanki nostaljiye yer bırakmamak için özellikle böyle bir alıntımız var. Orada biraz İstanbul'un güzel olmadığını belirten Roger Fenton'ın alıntısı var. Mesela biraz o konuları da açmaya çalışıyoruz. İstanbul her zaman da güzel değilmiş, her algıya göre değilmiş diye de not ettiğimiz bazı noktalar var sergide. Evet, bu açıdan bize çağrışımlara katılan uzmanların çok faydası oldu. Latife Tekin'i dinlerken kokulardan, seslerden, yani bu böyle görüldüğü gibi değil. Zaten çok büyük bir gayret gösterdiniz. Hayalin oynadığı büyük rolü anlatmak için sergide. Ondan sonra da hakikaten o sesler, kokular, bunları düşünmüyoruz resme bakarken. Ah ne güzelmişti. Gülsün Karamustafaoğlu'nun konuşması muazzamdı. Olmayan bir İstanbul'un kartpostallarla nasıl yaratıldığı, sonra da onun özlendiği meselesi. Yani biraz nostalji insanın içinde de olan bir şey galiba. Hepimiz nostalji duymak istiyoruz. Bugün çok kötüydü. Bugün çok kötü, eskisi çok güzeldi meselesi bilemiyorum ama hakikaten büyük bir çabayla, bu da belki bir didaktiklik. Her gördüğünüz şeye inanmayın mesajı vardı arkasında sizin büyük felsefenizin. Bilemiyorum. Ama hakikaten didaktiklik konusunda belki başka ortamlarda da ciddi bir şekilde konuşmak lazım. Harika, çok teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
Burada bir soru. Çiğdem Yıldırım'ın sorusuna geçiyorum. Harika anlatımlarınız için çok teşekkürler. İstanbul konulu sergilerin uzun vadede İstanbul kimliğine nasıl bir katkı sağlamakta olduğunu düşünürsünüz? Hadi bakalım. İstanbul konusu aslında şimdi biz de bu sergi çalıştığımız için biraz ya da İstanbul'un çok merkezindeki ve göz önündeki kurumların yakın zamanda çalıştığı bir konu olduğu için biraz öne çıktığını şu an düşünüyoruz ama aslında hep böyleydi. Yani işte aradan tam ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyorum ama Sabancı Müzesi'nde de dün bugün İstanbul sergisi vardı birkaç süre önce. Bu örnekler çoğaltılabilir. Şimdi kendi konumuz daha dikkatimiz İstanbul olduğu için daha mı çok algılıyoruz diye ben aslında bir de böyle de düşünüyorum. Uzun vadede bu sergilerin yani İstanbul hep çalışılan bir konu. O yüzden hani bu soruya cevap vermek bence çok zor. Çok başka bakış açılarıyla, başka niyetlerle yapılan sergiler de var. Şu an belediyenin açtığı pek çok İstanbul sergisi var mesela. Ama hani onlar aslında ne amaçla yapılıyor? Bunu da sadece soru olarak bırakmak istiyorum. O yüzden İstanbul çalışılmaya devam edilecek bir konu. Hep göz önünde ola gelmiş zaten şimdiye kadar. Ve katkısını da söylemek bence hani şu an baktığımız bu birkaç sergiyle söylemek çok zor. Şeyda'ya iki cümleyle ekleme yapmak istiyorum. Kimlik nedir? İstanbul'un kimliği nedir? Ben böyle bir soruya cevap veremem. Bilmiyorum hangimiz verebiliriz ama bu soru bugün için de doğru, dün için de doğruydu, yarın için de doğru. Kimlik çok karışık bir olay ve bunu bir parça düşünmemiz lazım. Çok basitleştirebilir düşünme biçimimizi eğer bir tek kimlik düşünüyorsak İstanbul'a. Kaç tane kimliği var İstanbul'un? Oho, ben öyle düşünüyorum yani. Bu çoğu ve güzelliği de burada zaten. Ve işte kaç tane de bakış açısı var dönemler içerisinde. Evet. 500 yıl dediğimiz o aralıkta zaten o farklı bakış açıları neler ayrışıyor? Yani izleyiciye doğrudan anlatıp yazmıyoruz bizim sergi için konuşuyorum. Az önceki sorusuna da bağlayacak bir konu bu. Biz sergi doğrudan anlatmıyoruz ama birden mesela Sarayburnu görürken birden açıyı değiştiriyoruz. Yani bunu biz bilerek o eseri oraya koyuyoruz. Katlar arasında gruplamamızı sonradan farklı bir noktaya çeviriyoruz. Ya da işte aynı dönemde Preziosi ile Alicia Blackwood'un Kırım Savaşı Üsküdar'ını yan yana koyuyoruz. Birden bu hikayeyi karıştırıp diyeceğim. Karıştırmak çok yerinde bir ifade olmasa da o ipuçlarıyla sonuçta bir sergi olduğu için bu şekilde o farklılıkları aktarmak ve dikkat çekmek için bir takım uyguladığımız yöntemler aslında bunlar. Çok güzel. Bekliyorum soru var mı diye. İrem'e vereceğim son sözü. Tamam İrem, buyurun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Katılımcıların da soruları ve katkılarıyla çok güzel bir sohbet oldu. Tekrar çok teşekkür ederiz hepinize. Değerli katılımcılarımız, bir Anamet Kütüphane konuşmalarının daha sonuna geldik. Tekrar katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Konuşmalarımız Nisan ayında da devam edecek.
Nisan ayının bilgilerini web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz biz de. Süper. Süper. İyi akşamlar.